Şimdi de uzman estetisyen Özlem Aksünger'den bebeksi cilt bakımının sırlarını öğreniyoruz. Evet, bugün yanımızda uzman estetisyen Özlem Aksünger var. Özlem Hanım bizim için çok güzel aslında uygulamalar yapacak. Biz de merak ediyoruz, neler konuşacağız acaba? Özlem Hanım öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Çok merak ediyoruz bugün bizim için neler anlatacaksınız? Bugün neler yapacağız? Bizim son yıllarda özellikle 7 yıldır yoğun olarak rağbet aldığımız bebeksi bakımla ilgili bir uygulama paylaşımı yapacağız size. Gözaltı morlukları olabilir, kırışıklıklar ya da akne problemi, akneden var olan izler olabilir. Kişiyi uygulamalar bittikten sonra bir yıl bile hani sadece ev bakımlarıyla destekleyerek mükemmel bir cilt beklemiş oluyor. Bu saydıklarınız aslında birçok hanımın yaşadığı problemler. Çok genel sıkıntılar aslında bunlar. Peki bu uygulama ne kadar sürede yapılıyor? Kaç seansı? Yani kişiye göre değişiyor tabii. 4 ile 6 seanslık uygulamalarla desteklenmesi gerekiyor kesinlikle. Şehir dışı hastaları olabiliyor. Yani uluslararası mesela gerçekten talep olan bir uygulama, bebeksi uygulama. Bundan dolayı yoğunlaştırılmış formüller mevcut. Yani 4 ile 6 seansta alınan seansları 2 ya da 3 seans hani sığdırarak en azından kişinin mağduriyetini ya da kişinin rahatsızlık duyduğu cilt problemlerini yok etmeye çalışıyoruz. Peki her cilt tipine yapılabilir mi? Her cilt tipine yapılabilir. Her cilt problemi giderilebilir. Sadece bakım süreci yani alacağım sonuç kişinin cilt yapısıyla alakalıdır. Bazen uzayabilir, bazen kısalabilir. Kişiden kişiye iyileşme süreci değişiyor. Bu da bununla ilişkili. Peki şimdi de burada hemen yanımızda bir tane de modelimiz var. Kendisi bize yardımcı olacak. Şu anda kendisine bebeksi bakım mı yapacak? Bakım yapılacak, evet. Peki bu uygulamada yaş bir faktör müdür? Yani genç olması, orta yaşlı olması? Tabii ki de. Yani cilt bakımında zaten esas olan kişinin cilt yapısına uygun, yaşına uygun doğru ürünü seçmek. Şu an hanımefendide gördüğünüz gibi hafif renk düzensizlikleri var, yağ ifrazatı. Bundan dolayı cildimizi öncelikle jelle temizliyoruz, arındırıcı jel. Evet, şimdi ilk önce cildi sanırım temizlediniz değil mi? Evet. Sonra şimdi özel cilt tipine uygun hazırladığımız maskemizi elimizle yediriyoruz bu şekilde. Bu işlem toplamda ne kadar sürüyor? Toplamda yani kişiye bağlı tabii ki de yani 2 ila 3,5 saat arası cilt problemine göre değişiyor. Peki şimdi bu temizleme işlemini yapmadan önce de galiba bir buhar uygulaması yaptık. Cilt yumuşasın evet. Diye mi yaptık? Gözenekler açılsın, derinin altındaki yağ ifrazatını daha kolay alabilelim, temizleyebilelim diye. Cildin arındırılması açısından çok önemli. Aynı zamanda deri altındaki yağ ifrazatını da azaltmış oluyoruz. Böyle. Uygulama yapılırken peki hanımefendiye de bir soralım. Herhangi bir acı, herhangi bir sıkıntı duyuyor mu? Kesinlikle hayır. Gayet rahat gözüküyor zaten hanımefendi. Bir sonraki aşamamız nedir diğer o zaman? Diğer noktalarımızı mesela hiçbir şekilde elle sıkmadan kolaycana gördüğünüz gibi hazne olarak çekiyor. Uygulamada deri altındaki yağ ifrazatı tamamen yok edildiği için gözeneklerimiz sıkılaşmış, dokularda pürüzsüzlük ön plana çıkmış oluyor. Şu an ne yapıyoruz o zaman? Cildimize özel hazırladığımız maskemizi şu an uygulamayla cilde yediriyoruz. Frekanslarla deri altındaki kolajen bağları kuvvetlendiriyor bu ısı. Gençlerin de yaptırabileceği, daha sonra ilerideki bu sarkmaları